Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan artık geleneksel hale gelen aylık basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Mutan yine çarpıcı açıklamalarda bulunarak bu ayki menüsünde biraz gazetelerde kendisi hakkında çıkan haber ve köşe yazıları, biraz siyasilerin gemicikleri, biraz AK Parti il yönetiminin kendisi hakkında yaptığı açıklamalar. Her zaman gündemde olan tıp fakültesiyle rektör Laçiner vardı. Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan makamında düzenlediği Ağustos ayı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Mutan'ın menüsünde öncelikli olarak Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Laçiner'in babasına Kepez Boğazkent Mahallesi'nden almış olduğu ev vardı. Konuyla ilgili Mutan, Kepez'den tıp fakültesine taşıyıp nüfusu azaltıp Kepez'i değersizleştirmeye bir aklın paradoks gelgitliğini ifade eden rektörün, değersizleştirmeye çalıştığı Kepez'den değerli bir gayrimenkul ediniyor. Bu da bütün Çanakkale'ye kapak olsun dedi. Bu ev, Boğazkent Mahallesi 5. cadde bitiminde sol tarafta gördüğünüz gibi biraz yeşil, biraz sarısı kaçmış bir ev. Bu cadde tarafından görüntüsü. Bu tam yan görüntüsü. Bu deniz tarafından görüntüsü. Bu kadar bahçesi yok. Bu ön taraf başka bir mahallesi. Bu ev kimin? Bu ev 26 Haziran 2012 yılında tapuda işlemi Hasan Laçiner'e ait olarak satılmış 65 metrekareden iki tane daire. Allah daha çok versin, Kepez'den versin. Birilerine ithaf etmek için bunu söylüyorum. Bakın yani buradan tıp fakültesini taşıyacağım, edeceğim, yok nüfus azalır ve benzeri gibi. Kepez'i değersizleştirmeye dönük bir aklın tam bir paradoksunu ifade eden, gelgitini ifade eden sayın rektörün ama kendine babası üzerinden veya babasına almış olduğu veya babasına almış olduğu ev arkadaşlarım. Kayıtları burada. Tapu dairesinden de teyit edebilirsiniz. 26-8-2012 tarih bu. 28 evet, 140 bin liraya alınmış. Başkan bir yanlış var. 26 Haziran. Biliyorsunuz ondan sonra 3 Temmuz'da bize dosyalar geldi. Alanın şurasına tıp fakültesi yapalım, burasına bunu yapalım falan filan gibi. Ama 26 Haziran'da sayın rektörüm değersizleştirmeye çalıştığı Kepez'den bir değerli mülk ediniyor, bir gayrimenkul ediniyor. Bu da bütün Çanakkale'ye kapak olsun diyorum. Tıp fakültesi tartışmasını burada bitiriyor. Kendisi hakkında yerel gazetelerde çıkan haber ve köşe yazılarına değinerek haber ve köşe yazısı sahipleri için Mutan, Çanakkale'nin dününü bilmeyenler için ne istediklerini bilmedikleri için onları tenzil ediyorum dedi. Her şeye rağmen gene bugün Kalenin Sesinde sevgili Hamit Palabıyık istemezlikçiler içinde göstermiş beni. Çanakkale'nin dününü bilmeyenler için, kimin neyi istediği belli olmayan bir aklı ortaya koyduğu için onu da telin ediyorum, onu belirteyim. Gene bugün Kalenin Sesinde, özellikle de bugün sabah istedim. Benim arıtmamın elektrik parası olmadığından dolayı çalışmadığını iddia eden Gölge Firuze Ateş. Firuze Ateş'in de kim olduğunu pek bilmiyoruz ama yazmış, foş demiş. Foş sana! Sevgili Firuze Hanım veya beyefendi, her kimsen, öyle denize menize bir şey bırakmıyoruz, foş sana. Bunlar da arıtmanın terfi elektrik ödentileri ve makbuzlarıyla birlikte arıtmanın da kendisinin elektrik faturaları, Haziran ayında ödenmiş olan. Temmuz'da biliyorsunuz Ağustos'ta ödüyoruz gecikerek. Bu da sana foş olsun. Gel Kepez plajına mayoyla mı, bikiniyle mi, haşamayla mı girersin bilemiyorum ama bir gel de Kepez plajında denize gir, deniz kirli mi temiz mi ondan sonra karar ver.